bir tartışma konusu var. MİT olayıyla birlikte yeniden gün yüzüne çıkmıştı. Devlet içerisinde operasyoncular, diyalogcular gibi bir farklı görüş açılarından söz ediliyor. Siz bu süreçte PKK ile Oslo'da olduğu gibi yeniden çözüm için masaya oturulmasına yeşil ışık yakar mısınız? Doğru bulur musunuz? Yoksa operasyonla mı sonuç alınacağına inanıyorsunuz? Yani operasyonla sonuç alınmayacağını herkes gördü. Şimdi benim yaklaşımım şuydu. Yani bu hadiseler yaşanmadan önce bir açıklama yaptık ve bu açıklama da bazı gazetelerde de yer aldı. Birçok internet sayfasına döndü. Biz dedik ki bir defa özellikle Çukurca baskınından sonra bu KCK operasyonları kesintisiz şekilde sürdürülmeli. Çünkü o tarihe kadar, Çukurca'ya kadar ama maalesef PKK özellikle Doğu ve Güneydoğu'da o psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti. Öyle bir ruh haline büründüler ki biz hiçbir şekilde bir uzlaşmanın içinde olmayız. Bir devlet kurmaya ancak bu kadar yaklaşabildik. Dolayısıyla biz bu şartları değerlendirmek istiyoruz. Şimdi bunun önce bir kırılması gerekiyordu. Çukurca baskınından sonra çok başarılı operasyonlar yapıldı. Ve hava harekatları işte Kuzey Irak'ta, bir kısmı da yurt içinde yapıldı. Ve bu operasyonları başarılı kılan en önemli faktörlerden birisi bugün çok eleştirdikleri, hatta bazılarının hain ilan ettikleri Hakan Fidan'ın MİT'te yarattığı o yeni yapının ürettiği istihbarat bilgileri sayesinde oldu. Ve tarihte, yakın tarihte en önemli operasyonlara imza atıldı. Ve o dönemde vurulan bazı yerlerle ilgili PKK üst yönetimi kendi içinde yaptığı değerlendirmelerde ya buraları nasıl tespit ettiler diyerek şaşkınlığa düştüler. Çünkü oraların tespit edileceğine asla ihtimal vermemişti. O operasyon bilgilerini MİT mi verdi tabii, o noktalar? Tabii. O MİT bilgileridir. Ve öyle bir şey oluştu ki sadece teknolojiyle salgı bilgi elde edemiyorsunuz. İnsana dayalı istihbarat çok klasik ama hala geçerliliği olan yöntemlerden birisidir. Ve MİT son dönemde PKK içerisine ciddi şekilde sızmalar yaparak oradan elde ettiği bilgileri bu başarılı operasyonlara enjekte etti. Yani bu gerçeği de herkesin görmesi gerekiyor. Şimdi Nisan ayında Başbakan'ın bir balkon konuşması daha yapacağı, ikinci bir üstünlüğü olacağını söyleniyor. Doğru. Şimdi biz dedik ki önce bu psikolojik üstünlüğün kırılması lazım. Bunu da bu operasyonlarla yaparsınız. Ama başka bir şey daha var. Bu operasyonlarla eş zamanlı olarak devletin anayasa başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, CMK vesaire diğer kanunlarda da değişiklikler yaparak reformları ard arda sahaya sürmesi ve şartlar eğer olgunlaşırsa bir af da Türkiye'nin gündemine girebilir. Nasıl? Üst düzey yani PKK için mi? PKK için üst düzey bazı yöneticilerin, bu yaklaşık 300 civarındadır, bunların Kandil dışında üçüncü ülkelere dağıtılması sağlanarak diğerlerinin düz ovada siyaset yapmasına imkan tanıyabilecek bir düzenlem olabilir diye benim kişisel kanaatlerimi de paylaştım. Çünkü bu konuda da devlet içinden bazı işaretler geliyordu. Yani o sizin sözünü ettiğiniz Nisan ayında yeni bir süreç başlayacaktı ifadesi biraz da buradan kaynaklanıyor. Bu kişiler suça bulaşmamış kişiler mi olacak, yoksa suça bulaşsa da fark yani onunla ilgili atmayacak. Onunla ilgili somut bir çalışma olmadığı için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ama işin o noktaya gelebilmesi için de bir uzlaşma zemininin olması gerekiyor. Ama onun için de masaya güçlü oturmak adına da bu operasyonların yapılması gerekiyordu. Şimdi biz bu operasyonları yaptık devlet olarak. Ama eksik kalan tarafı reformlardır. İşte reformların da Nisan ve Mayıs ayına kadar tamamlanması ve ondan sonra da Türkiye'de yeni bir barış sürecinin temelinin atılması hesabı vardı. Bu hesabı da gölgelemek adına bu operasyon çekilmiş olabilir. Bu yönüyle de değerlendirilmesi gerekebilir. Çok yabana atılabilecek bir ihtimal değil.